Merhaba arkadaşlar. Bu derste IntelliJ ile Tomcat entegrasyonunu göstereceğim. Öncelikle Tomcat'i indirip herhangi bir dizine çıkarmanız gerekiyor. Ben daha önce bunu yapmıştım. Ben C'nin altında, Service'in altına Tomcat 8 ve 9'u kurmuştum. Şu an 9'u kullanıyorum. 9'u entegre edeceğiz. Buradan göstereyim. C'nin altında, Service'in altında Tomcat 9'u entegre edeceğim. Buradan geliyoruz. Edit Configurations diyoruz. Artıya basıyoruz. Buradan More diyoruz. Gözükmedi çünkü. Bu arada ben IntelliJ full versiyonunu kullanıyorum. Full versiyonu kullanmadığınızda bazı feature'lar burada göremeyebilirsiniz. Tomcat lokali seçiyorum. Buradan seçtikten sonra Application Server seçeneğinde Configure diyorum. Burada benim direkt gördü. Görmediği zaman burada dediğim şekilde ben daha önce C'nin altına indirmiştim. Buradan C'nin altına gidip gösterebilirsiniz. Okey diyorum. Daha sonra burada Tomcat'in başladığı port 8080. Bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Herhangi bir argüman verdiğinizde buradan verebilirsiniz aynı şekilde. Buradan no artifacts for deployments. Yani Tomcat başladığı zaman herhangi bir artifact, herhangi bir şey yüklenmeyecek diyor. Seçmemizi öneriyor. Ben buradan web app var ya da exploded şeklinde iki seçenek geliyor. Exploded açıp Tomcat'in altına koyuyor. Benim var dosyamı daha hızlı. Ben o yüzden bu seçeneği geliştirme aşamasında kontrol ediyorum. Daha sonra buradan application context yani lokal 8080'den sonra projenin context root'un ismini istiyor. Ben projemin ismi ne vereceğim? Green World. Daha sonra apply deyip okey diyorum. Okey dedikten sonra Tomcat'i buradan da start edebilirsiniz. Buradan aynı şekilde name kısmına da herhangi bir isim verebilirsiniz. Aynısı kalabilir. Tomcat 1 ya da 2 fark etmez burası. Şu şekilde start diyorum. Tomcat'i başlatıyoruz. Şimdi start deyince proje ilk defa yüklendiği zaman biraz zaman alacak. Ondan sonra bir değişiklik yaptığınız zaman eğer debug modda ya da diğer modda çalışırsanız şuna bastığınız zaman debug modda çalıştıracak. Buna bastığınızda direkt run edecek. Projemiz yüklendi galiba. Şimdi start olacak. Evet, ana sayfa başladı. Gördüğünüz gibi projemiz yüklendi. Ana sayfaya girdik. Buradaki diğer seçeneklerde burada tekrar deploy etmek isterseniz buna basabilirsiniz. Ya da update etmek isterseniz buna basabilirsiniz. Aynı şekilde. Tomcat ile ilgili ve IntelliJ'deki entegrasyonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz.